Evet, Emirdağ'dan herkese iyi günler diliyoruz. Şu anda Mahmut Çorumlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun önündeyiz. Şimdi öncelikle neden canlı yayına buradan başladık onu size anlatayım. Ofis caddesinde eski Bademlik diyebildiğimiz nokta. Hemen onun yanı başında Emirdağ Belediyesi Mahmut Çorumlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu. Bu yol parke taşla döşenmiş, araçların giriş çıkışına uygun bir hale getirilmiş. Evet. Ofis caddesinde Afyon yoluna giriyorsunuz. Ofis caddesinden hemen sağa döndüğünüz zaman görüyorsunuz, burası eski Bademlik, yani Bademlik olarak bildiğiniz nokta. Onun yanı başında Emirdağ Belediyesi Mahmut Çorumlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu. Burada geniş bir park alanı var. Aracınızı, yani buraya tahminen bir 50-100 civarında araç sığar. Aracınızla gelip buraya, burası da düzeltilmiş, araçların parkına uygun bir hale getirilmiş. Evet. Şimdi buradan, bu noktadan, evet, aracınızı park ettiğiniz zaman bu şekilde çıkıyorsunuz. Evet, burası düzenlenmiş, yeşillendirilmiş, çiçeklerle bezenmiş. Gayet güzel bir görüntü oluşturulmuş. Oturma yerleri yapılmış. Kamelyalar konulmuş etrafa. Evet, güzel bir çalışma olmuş. Emirdağ'ın buradan da kuş bakışı görebiliyorsunuz ayrıca. Evet, noktayı size söyledim. Tekrar söyleyeyim. Ofis caddesinde Bademlik diye bildiğimiz noktanın hemen yan tarafında şimdi içeri geçiyoruz. İçeride yetkili arkadaşlar bize bilgi de verecek. Ben sizi içeriği de gezdireceğim. Evet, bu şekilde. Şimdi içeri geçiyoruz. Evet. Evet, buradan giriyoruz. Girdiğimiz zaman işte şöyle bir alan var. Şöyle bir alan var. Evet, burada yetkili arkadaşlar var. Şimdi onlardan da bilgi alacağız arkadaşlar. Şöyle içeriye. İçeriye bir bakalım. Evet, gayet güzel bir görüntü. Bugün bildiğim kadarıyla temizlik günü. Evet, buranın yetkilisi Ufuk Okutan yanımızda. Şimdi kendisine birkaç soru soracağız. O sizi bilgilendirecek. Evet, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu tesis yıllardır Emirdağ'da özlenen tesis diyebiliriz. Bazı belediye başkanlarının vaatleri arasında vardı ama Emirdağ Belediye Başkanı, şu anki Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'ya nasip oldu burayı yapması. Evet, öncelikle buraya gelirken vatandaşlardan istediğiniz şartlar var mı? Mesela bone, şort, ne gibi malzemeler almalılar yanlarına? Bunun dışında... Ben öncelikle havuz hakkında gördüm. Evet. Havuzumuz, evet. 25 metre yarı olimpik. 25 metre yarı olimpik. Evet. Derinliği 1,5 metredir. Derinliği 1,5 metre. Tabii hijyen açısından vatandaşlarımızın bonesiz ve duş almadan havuza girmeleri kesinlikle yasak olacak. Zaten burada duş imkanımız var. Bonemiz de var. Hani vatandaşlarımızın eğer bonesi yoksa buradan biz kendilerine bone de tesis edebiliyoruz. Gözlük de verebiliyoruz. Havlularımız, şortlarımız hepsi mevcut. Terliklerimiz hepsi mevcut burada. Evet. Kendileri buradan da yararlanabilirler. Evet. Şimdi söylediği gibi Ufuk Bey'in, bone ve şort şart aranıyor. Bunun dışında duş almadan havuza girmek yasak. Evet, şöyle dışarı çıkalım. Dışarıdan şimdi hangi günler, kimlere, bayanlara, erkeklere biz bu ayrıldı galiba. Haftanın 6 günü açık olacak. Evet. Cuma, cumartesi günü kadınlara, evet, hizmet vereceğiz. Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri erkeklere. Evet. Perşembe günü de genel temizlik için. Evet, bugün temizlik günü. Aynen. Evet, bugün temizlik günü. Biz günü
seanslara böldük. Evet. Bizim seansımız saat 9'da başlıyor. Evet. 10.30'da bitiyor. Evet. Yani günü 6 seans olarak düşünebilirsiniz. Evet. 9, 10.30, evet. 11, 12.30. Ya bu seanslardaki 12.30. Özellik ne? Şimdi 1.5 saatlik seansımız olacak bizim burada. Giriş 7 lira olacak. Evet. Onu da hani belirteyim. Ama önümüzdeki çarşambaya kadar ücretsiz. Yarın cuma ve cumartesi, yani yarın ve cumartesi günü kadınlarımıza ücretsiz olacak. Evet, cuma cumartesi ücretsiz. Daha sonraki günlerde 50 TL. 50 lira olacak. Evet, evet, giriş ücreti olacak. Peki bir yaş sınırlaması, yaş kısıtlaması var mı? Ya şöyle söyleyeyim, 12 yaşından küçük bireyler ebeveynleriyle gelecekler. Evet. Buraya, ama yaş kısıtlaması yok. Tabii ki, yani yaş kısıtlaması yok. Ebeveynleriyle beraber gelip burada yararlanabilirler konuda. Evet. Şimdi duş alanlarını az önce ben şöyle bir baktım. Size de gösterelim. Gir. Evet, buradan giriyorsunuz. Buradan giriyorsunuz. Aylık ve 3 aylık üyeliklerimiz de olacak. Vatandaşlarımız isterse 1 aylık ve 3 aylık üyelik şeklinde vatandaşlarımız mümkünden yararlanabilir. Evet. Burası bizim erkek soyunma odalarımız. Evet. Şimdi burada görüyorsunuz. Dolaplar var. Kilitli, böyle açıyorsunuz. Eşyanızı içine koyuyorsunuz. Şurada kilitleri var. Evet. Siz bize daha net bilgiler. Duşlarımız burada. Evet. Duş alanları burada. Lavabolarımız. Lavabo burada. Havuz girişimiz burası olacak. Evet. Buradan arkadaşlarımız. Evet. Buradan da görüyorsunuz. Duş alanından havuza da bir geçiş alanı konulmuş. Aparatlarımız var. Board diye tabir ettiğimiz aparatlarımız var. Bunlarda herhangi bir ücret var mı? Bunlar ücretsiz, vatandaşlarımız yararlanabilirler. Evet. Şimdi bir de şu açıdan gösterelim. Evet. Şöyle yakından çekelim arkadaşlar. Havuzun temizliğini görmeniz açısından. Evet. Haftada bir gün Ufuk Bey'in de verdiği bilgiye göre Perşembe günleri temizlik günleri olacak. Bakın kaç metre demiştiniz uzunluğu? 1,5 metre. 1,5 metre havuzun derinliği. Evet. Evet, derinlik 1,5 metre. Burada da görüyorsunuz. Büyüklüğü ne kadar demiştiniz? 25 metre yarı 12 düzme havuzu, 5 kulvarlı. Evet, 5 kulvarlı. 25 metre. Yarı olimpik düzme havuzu. Evet, şimdi şunu soralım. Yaz kış açık olacak mı? Planımız o yönde. Evet. Aslında bizim planımız şu yönde. Biz burayı açarken biz sloganımız Emirdağ'dan da neden bir sporcu, neden bir şampiyon yetiştirmeyelim parolasıyla çıktık. Evet. İnşallah da bunu başkanımız sayesinde de gerçekleştirmiş olacağız. Evet. Evet arkadaşlar. 25 metre, 5 kulvarlı, 1,5 metre derinliğinde. Az önce de söyledim. Bazı belediye başkanlarının vaatleri arasında vardı bu havuz aslında. Ama şu anki belediye başkanı Serkan Koyuncu'ya nasip oldu. Evet, burada kurallar asılmış. İşte uyarılar var. Eğer buraya gelirseniz görürsünüz. Evet, az önce Ufuk arkadaşımızın verdiği bilgiyi tekrar aktarayım. Cuma cumartesi günü bayanlara ücretsiz. Bu cuma cumartesi. Sonraki cuma cumartesi ücretli olacak. Evet. Yani önümüzdeki çarşambaya kadar ücretsiz olarak kullanabiliriz. Önümüzdeki çarşambaya kadar cuma cumartesinden sonra pazartesi salı erkekler ücretsiz mi? Ücretsiz kullanacak. Çarşamba günü, evet, itibaren ücreti. Evet. Çarşambaya kadar. Şimdi tekrar alalım bu bilgiyi. Cuma cumartesi yarın, yani kadınlarımıza ücretsiz. Pazar, evet, günü erkekler, pazartesi erkekler, salı erkekler ücretsiz. Çarşamba yine erkekler günü. O gün ücret başlıyor. Evet, çarşamba gününden itibaren ücretli hale geliyor. Önümüzdeki çarşambaya kadar ücretsiz. Evet, perşembe günü bakım günü havuzun. Bunun dışında cuma cumartesi bayanlara, pazar, pazartesi, salı, çarşamba erkeklere. Evet, devam edelim lütfen. Evet. Evet, bir antrenör odası yapılmış buraya. Evet. Evet, burası depo, burada malzemeleri var kullanılan. Burası asıl antrenör sporcu girişi olarak. Evet. Buradan bayan soyunma. Evet. Bayan soyunma
odaları var. Burada da. Yine duşlarımız bu şekilde. Evet. Yine şu şekilde havuza bayanlar da bu şekilde bir geçiş yapabilirler burada. Evet. Buradan da yine bayanların geçişi var. Burada da bayan soyunma odaları, dolaplar. Evet, görüyorsunuz burada da aynı şekilde gayet güzel bir şekilde düzenlenmiş. Burada da evet uyarımız var. Havuza duş almadan ve bonesiz girmek yasaktır. Evet. Evet, hijyen açısından Ufuk arkadaşımızın da söylediği gibi. Evet, gayet güzel bir tesis olmuş. Şimdi buradan tekrar giriş kısmına geçiyoruz. Evet. Burada otomatik kapı var. İçeceklerimiz de dondurma çeşitlerimiz de. Evet, burada ücretli olarak içecekler. Dondurma, kola. Burada. Evet, burada boneler var. Burada çocuk yüzü gözlüğü, ben yetişkin yüzü. Evet, burada malzemeler var. Kulak burun tıkacı. Malzemeniz yoksa buradan da alabilirsiniz. Tek kullanımlık terlikler var. Terlikler var, şortlar var. Havlular var. Evet, düşünülmüş, her şey düşünülmüş, buraya konulmuş. Tabii bunlar ücretli. Evet, önümüzdeki çarşamba gününe kadar ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz bu havuzdan. Önümüzdeki çarşambadan sonra 50 TL giriş ücreti seans, karşılığında. Seans olarak. Evet, seanslar halinde. Evet, tekrar şöyle gösterelim. Evet, Emirdağ'da biliyorsunuz bu şekilde kapalı bir yarı olimpik yüzme havuzu yoktu. Özel, yani şahıslara ait diyelim. Şahıslara ait, isim vermeyip. İki tane açık yüzme havuzu var. Emirdağ'ın ilk kapalı yüzme havuzu, yarı olimpik yüzme havuzu. Evet, az önce de aktardım, görüntüleri sizlere gösterdim. Gayet güzel bir tesis olmuş. Evet, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet, son olarak Ufuk Bey'e de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, Emirdağ'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarımız bekliyor, hayırlı uğurlu olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun Emirdağ'ımıza. Gayet güzel bir tesis olmuş. Şimdi tekrar geriden size gösteriyorum ve canlı yayını bitiriyorum. Evet. Evet, tekrar dışarı çıktık. İçeriği size gezdirdim. İçeriği dolaştırdım. Şu anda tekrar dışarıdayız. Çarşamba gününe kadar, önümüzdeki çarşamba gününe kadar ücretsiz faydalanabilirsiniz. Önümüzdeki çarşamba gününden sonra 50 TL ücret karşılığında havuzdan faydalanabileceksiniz. Evet, Emirdağ'da gerçekten yıllardır eksikliği hissedilen bir tesisti. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız işte Emirdağ'a geliyoruz, bir yüzme havuzu bile yok diyorlardı. Yani bunu ben birçok gurbetçi vatandaşımızdan duydum. Evet, şu anda bir yüzme havuzumuz var. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz var. Buradan faydalanmak isteyenler çarşamba gününe kadar ücretsiz, çarşambadan sonra 50 TL karşılığında faydalanabilirler. Yeri size tekrar söyleyeyim. Afyon yolunda ofis caddesinde sağa döndüğünüz zaman Bademlik diye bildiğimiz alanın hemen yanı başında. Evet, emeği geçenlerden bir kez daha Allah razı olsun. Emirdağ'da gerçekten önemli bir tesis kazandırılmış oldu. Evet, ziyaret etmek isteyenler, gelmek isteyenler çarşambaya kadar ücretsiz, çarşambadan sonra 50 TL karşılığında buradan, tesisten faydalanabilirler. Evet, canlı yayını burada sonlandırıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.